arkadaşlar. Bugün size ikizkenar üçgen anlatacağım. Bakın ikizkenar üçgen her konu içinde olacak bu kuralları bunlar. İki tane ikizkenar, iki tane kolun birleşmesiyle oluşan şekle ne denir arkadaşlar? İkizkenar üçgen denir. AB eşittir AC şeklinde değil mi? Bakın arkadaşlar burasıyla burası eşit değil mi? Bu açıyla ve bu açı da eşittir. Yani B açısıyla C açısı birbirlerine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yani ben özellik dersem burada şimdi bir ikizkenar üçgen çizdiğim zaman, bakın arkadaşlar ikizkenar üçgen çizdiğim zaman mesela böyle bir soru gördüm, tamam mı? İkizkenar üçgen gördüm böyle. Ne yapacağım ben? İlk aklıma gelen ne yapacağım? Dikme indirmem lazım. İkizkenar üçgende indirilen dikme tabanı iki eş parçaya böler ve ne olur arkadaşlar? Açıortay oluşur arkadaşlar. Bakın. İkizkenar üçgende indirilen dikme tabanı iki eş parçaya bölüyor ve açıortay oluşuyor arkadaşlar. Şimdi mesela ben bununla ilgili size bir örnek yazarsam. Şimdi burası AB olsun, tamam mı? İkizkenar üçgenimizi buradan çizelim. C ve D. AB ile AC birbirine eşit. Burası 8, burası 2. Burada 5 dedim. Ben buraya 2 dedim arkadaşlar. Şimdi bu örneğe bir bakın arkadaşlar. Bu örneğe baktığım zaman ne dedim ben? İkizkenar üçgende ne yapacağım ben? Dikme indireceğim değil mi? İndirilen dikme ne yapıyor arkadaşlar? Tabanı 2 eş parçaya bölüyor. 4 birim. 4 birim değil mi? Bakın burası 5 ise burası 4 ise arkadaşlar bir Pisagor üçgeninden 3, 4, 5 üçgen değil midir? Bakın burası 3 yaptım arkadaşlar. Artık soru çıktı. Bakın buradaki üçgene bakalım. Buradaki üçgene bakalım arkadaşlar. Burası 3 birim, burası 6 birim, burası x birim. X kare eşittir 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Buradan x'e çekerseniz ya da arkadaşlar ben size demiştim dik üçgende. Bir kenarı kaysa, diğer kenara 2 kaysa burası ne yapar? Küçük kenarın kök 5 katı. Yani 3 kök 5 yapar. Mesela 4'e 8 olsaydı 4 kök 5 olurdu. 3'e 6 olduğu için 3 kök 5 yapar arkadaşlar. Tam ikizkenar üçgen gördük mü? Bunları yapmak zorundayız. Yine özellik diyelim arkadaşlar burada. Şimdi ben bir ikizkenar üçgen tekrar çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Ben burada A, B, C. Ne dedim arkadaşlar? Kuralda diyorum ki AB eşittir AC değil mi? Bakın arkadaşlar AB eşittir AC. Şimdi ben B noktasından AC üzerine bir dikme indireceğim. Bak buradan buraya bir dikme indirdim. C noktasından da aynı şekilde buraya bir dikme indireceğim. Şimdi arkadaşlar bakın ikizkenar üçgen değil mi bunlar? Aslında bunları böyle bir çadır gibi düşünsek, kendimizi bir çadırın içine koysak. Bakın buradan buraya bir iplik bağlasam, buradan da buraya bir iplik bağlasam. Bu kollar birbirine eşit değil midir? Yani buraları eşit parçaya böler değil mi? Tabii geri kalanlar da eşit olmak zorundadır. Bakın arkadaşlar burasıyla burası eşit. Bu kenarla da bu kenar eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi ben size ne diyeceğim? Bakın buradaki bu açılar, bu açılar eşit. Bu açıyla da bu açı eşit olur. Ben bir örnek yazayım bununla ilgili. Yine A, B, C üçgeni çizelim. Tamam mı? Ne diyor bana? A, B eşittir BC diyecek bana. Tamam mı? Burayı 2 versin. Burası 8 olsun arkadaşlar. Burası H. Benden ne istiyor? AH istiyor. AH'ı bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar soru aslında var ya ikizkenar üçgeni yatırdım ben. Yani BA ile BC eşit mi? Yani AB ile BC eşit. Bakın AB ile BC eşit. Şimdi bu şekilde baktığım zaman bakın arkadaşlar bu dikme ile bu dikme eşit değil miydi? Yani bu dikme ile bu dikme eşit. Tamam da burası 2 ise burası 2. Burası 8 ise burası 8 midir? Bakın benden AH istiyor değil mi? Burası 10 birim. Burası 8 birim mi? Yani ben buraya K desem K'nın karesi artı 8'in karesi eşittir 10'un karesi mi? Zaten 6, 8, 10 üçgeni değil midir arkadaşlar direkt? Yüksekliğimiz ne çıkar? 6 çıkar. Bakın bu yükseklik de 6 birimdir. Bak burası 8 ise 10 ise burası 6, 8, 10 üçgeni yapar arkadaşlar. Bakın ikizkenar üçgenin
hakikaten çok önemli bir özelliği arkadaşlar. Bakın bu dikme ile bu dikmenin birbirine eşit olması. Birazdan size bununla ilgili farklı soru tipleri var. Onlardan çözeceğim ben. Şimdi biraz kuralları bitirelim arkadaşlar. Devam edelim biz. Farklı bir özellik daha verelim size. Yine AB ile AC eşit diyorum ben. Şimdi arkadaşlar AB ile AC eşit değil mi? AB ile AC eşit. Tabanın herhangi bir noktasından, herhangi bir düzlemden, herhangi bir yerden bir nokta alacağım. Mesela ben buraya K noktası dedim arkadaşlar. K'dan AC'ye bir dikme indireceğim. K'dan bir de AB'ye bir dikme indireceğim arkadaşlar. Bu açıya buraya D diyelim, buraya da E diyelim. Bakın arkadaşlar ben burada KD ile KE'nin toplamı. Yani burada arkadaşlar bu dikme ile bu dikmenin toplamı. Mesela ben buraya X dedim, buraya Y dedim ya. İkizkenar üçgenin kollarına inen bir dikmeye eşittir. Yani bu dikmenin uzunluğu ne olur? X artı Y olur. Ben buraya H dersem eşittir BH olur. Tabii C noktasından indireceğim dikme de aynısıdır. O da X artı Y'dir. O da olmak zorundadır arkadaşlar. Gelin bununla ilgili bir örnek yazalım. Yine ABC üçgene. Ben bu açıya bu sefer 75 diyeceğim. AB eşit AC. Burası 2. Buraya 4 diyorum arkadaşlar. Sizden AB'yi istiyorum. Ya da AC'yi istiyorum arkadaşlar burada. Şimdi ben bu soruyu çözmeye kalkarsam arkadaşlar bakın. AB ile AC eşit değil mi? Bir 75 ise burası 75 derecedir. Şimdi arkadaşlar bazılarımız der ki hocam cevap 2, 4 daha direkt 6 diye düşünebilirsiniz. Ama bir bekleyin bakın. Buraya ben 30 derece yazdım. 2 ile 4'ün toplamı arkadaşlar buraya eşit değil miydi? Yani bu yüksekliğim 6 birim değil mi? Benden nereyi istiyor? Burayı istiyor arkadaşlar. Buraya x diyelim. Bakın 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne yapacak? 12 yapacak değil mi? Burası da 12'dir arkadaşlar. Yani 2 ile 4 yüksekliğe eşit. Ama bu açıyı bana 90 vermiş olsaydı, 45-45 olmuş olsaydı arkadaşlar. Yani ben örnek 2 diyelim. Hani daha iyi pekiştirmek amaçlı. Burası 90 derece değil mi? Ben buraya 45 derece dedim. Bakın aynı şekilde bu sorunun aynısını buraya çizeceğim ben. Buraya 2 diyorum. Buraya 4 diyorum ben. Arkadaşlar bu 4 ile 2'nin toplamı bakın bu dikmeye eşittir yani. Burası 6 birimdir. Buraya eşittir. 6 birimdir. Zaten 6, 6, 6 kök 2 çıkmayacak mı? 45, 45, 90 üçgeninden. Gelin ispata gidelim biz. 2 ise burası 2. 2, 2. 2 kök 2. 4, 4 ise burası 4 kök 2 olmaz mı? Tabii bunu bu şekilde sordu bize. Tabii bunun daha farklı sorulma yöntemleri de olabilir arkadaşlar. Yani benim demek istediğim bir örnek daha yazalım böyle. Yani burayı bana 30 derece verdi diyelim biz. Tamam mı? Yani ben 30 derece olsa biraz kolay olur da biz buraya 15 derece diyelim. 15 derece diyelim. Tekrar ABC üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradan yine bir nokta aldım. Hep hocam bu buradan alıyoruz değil. Fark etmiyor. Buradan alayım ben. Bakın buradan buraya bir dikme indirdim. Buradan da buraya bir dikme indirdim. Burası 2 birim. Burası yine 4 birim olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi bakın 15, 15 daha 30 mu? Burası 150 mi yapar arkadaşlar? Benden diyelim ki yine AB eşittir AC. Benden bunları istiyor diyelim. İkiz kenar üçgenin kollarını istiyor diyelim. Bakın arkadaşlar bu dikmeleri buraya indiremem ben. Burayı indirdiğim zaman 90, 150 daha ne yapar? 240 yapar. İmkansız bir şey. Dikmemiz nerededir? Geniş açılı bir üçgenin dikmesi dışarıdadır değil mi arkadaşlar? 15 derece, 15 derecede ne yapar? 30 yapar. Bir kere bu dikmenin uzunluğu nedir arkadaşlar? Bu dikmenin uzunluğu nedir? Bakın, bununla bunun toplamıdır. 6 birimdir değil mi? Arkadaşlar 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne yapacak? 12 birim yapacak. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? 12 birim olur. Şimdi arkadaşlar başka bir kuralımız daha var. Onu da çizelim.
Şimdi yine AB ile AC eşit mi? Eşit. Ben bu ikizkenar üçgeni ama kolunu uzatsam, bakın buradan buraya bir dikme indireceğim arkadaşlar, tamam mı? Buradan bir buraya bir dikme indirdim. Buradan buraya bir dikme indirdim arkadaşlar. Buradan da buraya bir dikme indirdim. Tamam mı? Buraya K noktası diyelim. Buraya D diyelim. Buraya E diyelim. Buraya da F noktası diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın tekrar yine AB eşittir AC mi? Arkadaşlar bakın. Burada KE uzunluğu, KE'nin uzunluğunun eksi KD eşittir arkadaşlar CF'ye arkadaşlar. CF'ye. Yani ikizkenar üçgende bakın bu kola inen dikme ile bu kola inen dikmenin farkı bana ne yapıyor? Bu dikmeyi veriyor. Ya da bu dikmeyi verir bana. İkizkenar üçgenin arkadaşlar bir kural daha kaldı. Şimdi onu da çizelim. Bir özellik daha diyelim arkadaşlar. Burası A, B, C üçgeni. Şimdi arkadaşlar yine tabandan bir nokta alıyorum ben. Buraya ben K noktası diyorum. K noktasından AB'ye bir paralel doğru çiziyorum. Tamam mı arkadaşlar? Buradan buraya bir paralel doğru çiziyorum. Sonra oradan da AC'ye. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Hepsi ikizkenar üçgenin kollarına karşı değil mi? Yine biz AB eşittir AC diyelim ki. Hani ne anlattığımızı bilelim değil mi? Şimdi buraya X diyelim, buraya Y diyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki X artı Y sizce niye eşittir arkadaşlar? Size bir şey anlatayım. Yükseklik dedik ya. Bakın arkadaşlar yükseklik yüksekliğe eşittir. Paralellikler de kenarlara eşittir arkadaşlar. Aynı şekilde AB kenarına ve AC kenarına eşittir. Bakın arkadaşlar burası AB ile AC değil mi? Ben bu açıya alfa desem bu açı alfa mıdır? Alfadır değil mi arkadaşlar? Bakın burası ile burası paralel mi? Bu açı alfa ise yöndeş açıdan burası da alfa mıdır? Bakın burası y ise burası y mi yapar? Karşılıklı kenarlar birbirlerine paralel ise burası x ise burası x midir? Bakın ne oldu arkadaşlar? X artı y ne çıktı? AC kenarı ne çıktı arkadaşlar? X artı y çıktı arkadaşlar. İkizkenar üçgenin hemen hemen kuralları bu kadar. Soru çözümüne geçelim. İkizkenar üçgenin arkadaşlar sorularına bakalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? İkizkenar üçgende ne yapacağız arkadaşlar? Dikme indireceğiz değil mi genelde? Bakalım bir arkadaşlar. İkizkenar üçgen. Hemen içine bir dikme indirelim. Taban zaten 16 birim değil mi? Bakın dikkat edin ama ha. Şimdi ben buradan bir dikme indirdim ya. 6'ya 6 bölmez ha. Taban 16 birim ya. Burası 8 birim yapacak. Burası 4 birim yapacak. Aynı zamanda ikizkenar dik üçgendeyimdir arkadaşlar. İkizkenar dik üçgen olduğu için zaten her bir açısı 45 derecedir değil mi? 45 derece, 45 derece şeklinde olur. Burası 8 ise burası 8 olmaz mı? Muhteşem üçlü de karşımıza çıkıyor zaten. 8, 8, 8 olmak zorunda. Burada bir Pisagor yapacağım ben. X kare eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi değil mi? Ya da arkadaşlar bakın K'ya 2K, K kök 5 değil miydi? Burası 4 kök 5 yapar. Yani 4'e 8, 4 kök 5 olmak zorunda. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Ne demiş bana? AB ile AC eşit demiş. AD ile AC eşit demiş bana. Bir de 10 birim vermiş buralara. 10 birim vermiş. Bakın burası 10 birim. İkizkenar üçgende ne yapacağız yine? Dikmemizi indireceğiz. Arkadaşlar ne yapacak? Tabanı iki eş parçaya mı bölecek? 6, 6. Şimdi 10'sa 6'ysa yükseklik ne olur? 6, 8, 10 üçgeni olur değil mi? Burası 8 birim yapar. Şimdi artık ikisi bulmak kolay. Bakın bu üçgene bakalım arkadaşlar. Burası kaç birim? 8 birim değil mi? 8, 8 ne üçgeni bu? 8 kök 2 değil midir arkadaşlar? 8 kök 2 yapar. Çünkü bu 45, 45, 90 üçgeni çıktı karşımıza. Geldik bu soruya baktık. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir açı ortay ifadesi vermiş. Burada bir açıyla bu açıyı eşit vermiş. Bakın böyle bir soruya baktığımız zaman yani açı ortay kuralını anlatacağım size ben. Şimdi bir dahaki dersimizde zaten eşkenar üçgen sonra açı ortay konusuna geçeceğim. Bu soruya baktığım zaman arkadaşlar yani açıya girmemiz gerektiğini söylüyor bana. Yani bir kural bir yerde bir kural da farklı yerlerdeyse eğer. Bakın ben bu açıya A diyorum bu açı A. Bu açıya B diyorum bu açı B mi? Şimdi bu açıyla bu açının toplamı buram eşit arkadaşlar. A ile B'nin toplamı buram eşit. A artı B oldu değil mi?
Bakın arkadaşlar, burası A artı B. Burası A artı B mi? Bakın bir ikiz kenar üçgen mi karşıma çıktı? Hemen x ne yapar buradan? 4 birim yapar değil mi? Aynen 4 birim olur arkadaşlar. Dördüncü durumumuza geçelim. Bir dik üçgenimiz var. Dik üçgenin içinde bir ikiz kenar üçgen var. Şimdi buradan bir dikmemizi indirelim hele bir. İndirdiğimiz zaman taban ne yapıyor? İki eş parçaya bölüyor. Burası 2 birim, burası 2 birim. Evet, şimdi dikten dik gelmiş. O zaman ne aklıma geliyor? Öklit kuralı. Yani x'in karesi eşittir. Bakın arkadaşlar, 8 çarpı tamamı değil mi? 8 çarpı tamamı kaç birim? 10 birim mi? 8 çarpı 10 80 yapar. 80 yapar. 5 çarpı 16 80'dir. X burada ne yapar arkadaşlar? 4 kök 5 yapar arkadaşlar. 5. sorumuza bakalım. 5. soru çok güzel bir soru. Bakın. Bana ne demiş? AD ile BD'yi bana eşit vermiş. Arkadaşlar bu ikisi bulmam lazım. Şimdi burada açılara girdiğim zaman elime bir şey geçmez. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız lazım? Bakın. Şimdi bu dik, bak bu ikiz kenarın kolları değil mi? Bak buradan bir dikme indirmiş. Aynı şekilde A'dan da bu kola bir dikme indiriyorum. E ikiz kenar üçgenin kollarına yine dikmeler eşitti, değil mi? O zaman burası da kaç birim yapar? 8 birim yapar, değil mi? Burası 5 birim ise burası da 5 birim değil midir arkadaşlar? Burası kaç birim çıktı? 6 birim çıktı, değil mi? Bakın dik üçgene bakın. 6 8 ne üçgeni direkt 10 üçgeni yapar. Arkadaşlar bakın, ikiz kenar üçgende ne yapıyoruz? Ya dikme indiriyoruz, ya dikme indiriyoruz, ya dikme indiriyoruz, ya dikme indiriyoruz. Yani her halükarda her zaman dikme indiriyoruz, değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? Bu sefer kola indirdik ama buradan indirmedik. Buraya bakalım arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgeni burada verilmiş. Hani ben buradan bir dikme indirsem benim bir işime yarar mı arkadaşlar? Öyle bakarım ben bu soruya. Bir şey yapamam. Şimdi bu 30 dereceyi vermiş mi bana? Arkadaşlar, özel üçgenleri de hatırlıyor musunuz? Ne dedik biz? Müsait bir yerden bir dikme indirmemiz lazım. Şimdi bir kere gelin bu soruyu ikizkenar üçgeni düşünmeden bir bakalım hele bir. Ben ne yapacağım? Bu açıyı gören bir dikme indireceğim, değil mi? 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 midir? 8. Şimdi buradaki üçgene tekrar bakıyorum ben. 10 ise 8 ise burası 6 mıdır? Burası 10 birimde. Burası 4 birim değil mi? Burada Pisagor yaparsam artık soru çıkar arkadaşlar. 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittirse x kareden, ya da k'ya 2k, k kök 5 miydi? Ne yapar? 4 kök 5 yapar arkadaşlar. Yani ikiz kenar üçgende ne yapacağız? Dikmeyi illa buradan indireceğiz değil. Ya kollara indireceğiz, ya kollara indireceğiz, ya da direkt içine indireceğiz. Tabanı iki eş parçaya böleceğiz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, ikiz kenar üçgenle ilgili biraz daha soru çözelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ikiz kenar üçgenin sorularına devam edelim. İki tane soru burada var. İki tane yeni nesil soru tipimiz var. En başta bu soruları çözelim bir arkadaşlar. Bana ne demiş burada? AB ile AC'yi eşit vermiş bana. Yani AB ile AC eşit. Benden x'i istiyor burada. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu soruyu çözerken arkadaşlar. Şimdi ikiz kenarın, aslında ikiz kenar üçgen değil mi? Bakın kollarda kenarlar oluşmuş değil mi? Kollarda bir kenar oluşmuş. Burada bir farklı bir üçgen oluşmuş. Bu soruyu çözelim arkadaşlar. Ben size anlatacağım nasıl bir üçgen oluştuğunu. Ben bu açıya A desem. Bu açı A mıdır arkadaşlar? Niye? İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı. Bakın, burası 90 derece değil mi? 90 ise A ise bu açıya ben B diyorum. Yani A artı B açısı 90 mı? Bakın burası 90 değil mi arkadaşlar? A ise bu açıda böyle B olmaz mı? 90 ise A ise burası B midir? Burası B midir arkadaşlar? Bakın arkadaşlar, bir ikiz kenar üçgen karşıma çıktı değil mi? Yani ikiz kenar üçgenin bakın kollarından uzattığım zaman bir İkiz kenar üçgen daha oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir dikme indirirsem, ikiz kenar üçgende indirilen dikme ne yapacak? Tabanı iki eş parçaya bölecek değil mi? Burası ile burası eşit. Bakın, buradan bir dikme gelmiş 7 birim. Bu noktadan bir dikme gelmiş. Bu da 7 birim olmayacak mı? Burası ne olur? 2 birim olur. Burası 2 birim olur. X ne yapar buradan? 4 birim çıkar arkadaşlar. Şimdi bu 8. soruya bakalım. 17, 17, 17 benden DC istiyor. X istiyor bizden. Bakın arkadaşlar, bu ikiz kenar üçgende ben buradan bir dikme indirirsem, burası 8 birim. 8 birim mi? 8 17 ise burası ne yapar? Pisagor'a girsek de çıkar ama 8 15 17 üçgeni vardı değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın, burada biz nasıl bir işlem, nasıl bir yol izleyebiliriz? Bakın ben burayı bir dikdörtgene çevirirsem,
buradan bu çizgiyi çekersem. 15'te burası da 15 birim değil mi? 17'den 15 çıksam ne kalır? 12 mi? Bakın arkadaşlar burası 8 ise burası da 8 değil mi? 8 birim değil mi? Sonra bundan sonrası Pisagor artık. X kare eşittir 2'nin karesi artı 8'in karesi. 64. 4 tane yapar? 68 yapar arkadaşlar. X eşittir buradan 2 kök 17 yapar. Niye? 4 çarpı 17 68'e eşittir. Bu 9. sorumuz arkadaşlar. Biraz tanım vermiş bize burada. Hani burada bir yol izlememiz gerekiyor. AB ile AC'yi eşit vermiş. BD'yi 12 vermiş. D noktası işaretli değil. Bir bakalım bir. Bir pergel yardımıyla bir pergelin ucu BC'ye kadar açılıp BC'ye kadar yani pergelin hani oluşturacağı yarıçap değil mi bu? Kadar açılıp B merkezde. Burası B merkez. Pergel bu kadar mı açıldı? Bir çember çiziliyor arkadaşlar. Bir çember çiziyor. Bu çemberin AC kenarını kestiği nokta D. D olarak işaretleniyormuş. Şimdi arkadaşlar bak ben buradan bu pergeli açtığım zaman bu şekil bir tane daire çizdiğim zaman burası ne noktasıymış? D noktasıymış değil mi arkadaşlar? Bana ne diyor? BD 12. Birleştirelim burayı. Burası 12 mi? Bu yarı çap. Burası da 12 birim yapar. Değil mi arkadaşlar? Bakın burayı da 12 yapar. Ne demiş bana? CD'yi 8 birim vermiş. Burası da 8 birim değil mi arkadaşlar? Tamam. Soru tam bir artık ikizkenar üçgen mantığına dönüştü. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın burası 12-12 değil mi? İkizkenar üçgenin içine bir dikme indiriyorum ben. Buradan bir dikme indiriyorum. Burası 4 birim yapacak, burası 4 birim yapacak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi benim burayı bulmam lazım. Bakın ben buraya x diyorum arkadaşlar. Buraya x diyorum değil mi? Şimdi bir kere burası 4, 12. 12'nin karesi kaç yapar? Pisagor yaparsam ben buraya y dersem. Y'nin karesi artı 16 eşittir 144'ten. Y kare eşittir 144. Eksi 16 mı? 16. Ben buradan y'yi bulurum arkadaşlar. Şimdi burası x artı 4 ise burası da x artı 4 birim değil midir? Pardon. X artı 8 birimdir burası. Niye? Burası x artı 8 ise burası da x artı 8 yapacak değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan bu işlemi yapalım artık. Ya da bunun karesiyle bunun karesinin farkı, bunun karesiyle bunun karesinin farkı birbirine eşit değil miydi? Oradan da biz ikisi bulabiliriz değil mi? Ama biz gelin y'yi bir bulalım arkadaşlar buradan. Y'yi bulduğumuz zaman 144'ten 16 çıksam 144'ten 16'yı çıkarırsa arkadaşlar 8 birim 2 128 yapar. O da 64 çarpı 2'dir. 8 kök 2 mi yapar arkadaşlar? Şimdi buradan bir Pisagor yapacağız. 8 kök 2'nin karesi işlemi burada yapalım. 8 kök 2'nin karesi neydi? 128 artı x artı 4'ün karesi. X artı 4'ün karesi eşittir x artı 8'in karesi. 128 artı x kare artı 8x artı 16 eşittir x kare artı 16x artı 64 mü? Bakın x kareler birbirini götürdü. 8x'i bu tarafa atarsam ne kalır? 8x kalır. 64'ü bu tarafa atarsam 64 kalır. 64, 16 daha 80 yapar. X eşittir 10 mu çıktı buradan? 10 çıktı değil mi arkadaşlar? Yani burası 18 birim. Burası, buranın tamamı da 18 birim. Değil mi arkadaşlar? 18, 18 daha ne yapar? Yani bunları biz toplayacağız. 18 artı, 18 artı, 12 mi? Burası 30 yapar. 48 santim çevremiz oluşur. Biraz işlem karabalığı var ama arkadaşlar basit bir soru arkadaşlar. Yani hakikaten bu işlem bir geçelim arkadaşlar. Sadece pergeli ne kadar açıp oluşturacağımız daire önemli. Şimdi son sorumuzu çözelim arkadaşlar. ABC dik üçgeni biçiminde bir kağıt. AC kenarı üzerinde bir D noktası alınıyormuş arkadaşlar. Bir D noktası alınıp BC kenarı üzerinde bir E noktası belirlenerek DE boyunca katlanıyor değil mi arkadaşlar? Bak burada da bir E noktası alınıyor. Yani bu şekilde var ya bu şekli katlıyor buraya getiriyor değil mi arkadaşlar? Katlama sorularında ne vardı arkadaşlar? Açıortay vardı ve bu kenarlar birbirine eşitti değil mi? Bakın burası da 90 derece yapar. Burasıyla da burası eşit olur. Şimdi burası 6 birim. Bunun tamamı 8 birim. Değil mi arkadaşlar? Tabi burası 10 birim ama şu anda bizim işimize yaramıyor. Arkadaşlar bence burada benden AD'yi yani burayı istiyor benden. Şimdi burası 8 birimse burası 8 eksi x olmaz mı? Burası da 8 eksi x olmaz mı arkadaşlar? Bakın burada bir Pisagor yapacağım. 6'nın karesi artı x kare eşittir 8 eksi x'in karesi. 36 artı x kare eşittir 8'in karesi 64.
Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Eksi 16 x artı x kare mi? X kareler gider. Şimdi 36 ile 64'ü çıkartırsam, çıkarma işlemi yapalım arkadaşlar. 14'ten 6 çıksa 8 yapar. 28 yapar arkadaşlar. 28 eşittir 16x. Buradan x eşittir. Her tarafı 4'e bölsem ne yapar? 7 bölü 4 çıkar arkadaşlar x. Yani arkadaşlar katlama sorusunu tekrar size mantığını anlatayım. Bak buradan bana bir D noktası al demiş. Buradan da bu şekli bu şeyi katlayacağız. Yani C noktası tam buraya gelecek değil mi? Ben birleştirdiğim zaman ne yapacak arkadaşlar? Burası buraya eşit gelecek değil mi? Ben burasıyla da burası eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Sonraki buradaki yapacağımız iş Pisagor. Hani direkt dik üçgen mantığıyla devam edeceğiz. Ama katlama sorusu mantığını çok iyi kavramamız lazım.